Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, 26 Haziran 2 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, geçtiğimiz hafta Yengeç burcunda yeni bir ay doğdu. Bu hafta ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek ve yeni ay enerjileri de hayatımıza daha fazla dahil olacak. Güneş, Merkür ve Mars Yengeç burcunda ilerliyor, sizin 4. ev alanınızda ilerliyor. Şu dönemde özellikle ailevi konular, özel yaşamınız, ebeveynleriniz, eviniz, yuvanızla ilgili kavramlara daha fazla odaklanabilirsiniz. Duygularınız, zihniniz, düşünceleriniz, motivasyonlarınız ailevi konulara yönelebilir. Bu haftanın enerjilerine baktığımızda evet Merkür ve Mars Yengeç burcunda kavuşacaklar ve Balık burcundaki Neptün'den de haftanın ilk günlerinde güzel bir üçgen açı alacaklar. Bu sizin manevi enerjinizi, ruhsal gücünüzü arttıran bir enerji. Çevrenizdeki kişilerle iletişimleriniz, ailevi konularda paylaşımlar artabilir, yardımlaşmalar olabilir. Ebeveynlerinizle ilgilenebilirsiniz. Bazılarınız sizden maddi manevi bazı destekleri olabilir. Sizin onlara veya onların size olabilir. Hasta olan yakınlarınızla ve ihtiyaç sahipleriyle ilgilenebilirsiniz. Kendinizi ruhsal anlamda daha güçlü, daha huzurlu hissetmeniz mümkün. Pazartesi ve Salı günü Ay Aslan burcunda olacak. Günlük motivasyonlarınız biraz daha artıyor. Yaratıcılığınız da yükselebilir. Çocuklarınız, aşk hayatınız, romantik konular, sosyal yaşamdaki hareketler öne çıkabilir. Çarşamba ve Perşembe günü ise Ay Başak burcunda olacak. Günlük işler, evinizdeki veya iş yerinizdeki detay gerektiren konularla ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda ise Ay Terazi'de Cuma gününden itibaren biraz daha ilişkilerinize odaklı olacaksınız. Aynı zamanda Merkür, Mars Yengeç burcunda kavuşacak ve Oğlak burcundaki Plüton'dan da karşıt açı alacak. Bu biraz da böyle ilişkilerde ailevi konular olabilir. Büyükler olabilir, aile büyükleri ya da üstleriniz olabilir. Zaman zaman güç mücadeleleri ve üzerinizde biraz baskı da hissetmeniz mümkün. Bu nedenle hafta sonu özellikle ilişkilerinize biraz daha dikkat etmelisiniz. Çok fazla hassas, duygusal, dürtüsel davranmamakta, biraz şartlara uyum gösterip anlayışlı olmakta fayda var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.